Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Source and Empires'ın yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve bu Source and Empires videomuzda canavar avı moduna devam edeceğiz. Bu video serisi süresince canavar avı modundaki bütün canavarları avlamaya çalışacağım. Ve bu sefer oynayacağımız karakter Druid Darius olacak ki kendisi ağaçlar, kurbağalar ve bazı kadın canavarlarla konuşabilen yaşlı bir Druid'dir. Druid de yanılmıyorsam mitolojide ağaç adam, yok ağaç adam değil. Hayır, ağaç adamlar daha farklı. Onlar Dairat diye geçiyorlardı galiba. Hatırlayamadım ama mitolojik efsanevi bir yaratık. Şövalyeler ve ejderhalar yerine sürüngen kraliçeler ve dev zehirli kurbağalar kullanır diyor. Farklı bir oynanış bizleri bekliyor olacak muhtemelen. Canavar avı modunda dilerseniz yabani wildi avlamaya çalışalım. Normal zorluk derecesinde oynayacağım. Öteki türlü bu serinin ucu bucağı gelmez abi, ben size söyleyeyim. Ki farklı farklı canavarlarla da oynamaya çalışıyoruz. Acayip yani. Efendim, izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilir. Sizler de videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kurbağa işçiler falan filan var. Ama genel olarak iyi. Hislik kraliçesi var bir tane. Hislik kraliçesinin ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Tek boynuzlu ata sahip, dev zehirli kurbağaya sahip. Muhtemelen ben yine okçulara abanır, buradaki herkesi takır takır keserim. Yani komple okçu birliği yapacağım muhtemelen. Ama şu hislik yaratığını falan da size göstermeye çalışırım elimden geldiğince. Dev zehirli kurbağası falan var. Ben daha fantastik bir şeyler beklemiştim ama şu hislik yaratığını bir çıkartabilirim. Neye yaradığını merak ediyorum açıkçası. Ve merak ettiğim diğer önemli konulardan biri şu. Bu hislik yaratığı seviye alıyor mu? Gerçi 5000 odun 2500 altın diyor. Bizim 2500 altın toparlamamız birazcık zaman alır gibi sanki be. Ne diyorsunuz? Biraz zaman alabilir. Biraz. Nasıl yapalım? Balta atıcılardan oluşan bir birlik kursam mümkün değil. Balta atıcılardan oluşan bir birlik kurmak. Muhafızları kullanacağız ya büyük bir ihtimalle. Sen bana şurada bir 5 işçi daha ver. Sonrasında muhafızları falan kullanacağım. Önce gideceğim zombileri falan kestireceğim. Bu muhafızların canını doldurabileceği bir healer olursa arkalarında 10 numara olur ama healer bulması da zor şu dönemlerde. Şimdi şöyle yapalım o zaman. 2 tane şövalye ver. Bir 100 yiyecek olsa 2 de balta atıcısı alırım ama. Dur bakalım şu 3 şövalye bir şu tarafı ele geçirmeye çalışsın. Çünkü burada da bayağı bir kaynak var. Buradaki kaynaklardan da yararlanmak istiyorum. Ve ele geçirdiği her çemberde bu arkadaş 5 tane yeni ağaca sahip olacak. O çok güzel. Bu arada şeylerin, healerların büyü şeysi pek işe yaramıyor bizimkiler üzerinde. Güzel. Okçu yapmak en mantıklısı var ya. Yani şu an okçuya dönmeye karar verdim bak. Şu an okçuya dönmeye karar verdim. Şuraya bir 5 asker verelim. Baltacı verebiliriz arkalarına aslında ama abi baltacıların balta fırlatma yeteneğine de pek güvenmiyorum ki. Hakikaten kötü balta fırlatıyorlar bak. Şöyle göstereyim size. 1500 odun harcadık bu arada sırf bunu gösterebilmek için. Yani şimdi baltaların tek olayı alan vurması, tamam mı? Alan vurması güzel bir şey. Ama şöyle bir dezavantajı da var. Ya bu balta atıcıların gerçekten isabetleri kısa. Ya isabet ettirebilecekleri mesafe kısa. İsabet ettirebilecekleri mesafe kısa olduğundan dolayı da çok güzel atışlar sergileyemiyorlar açıkçası. Bu da bir miktar can sıkıcı. Baksana seviye almalarına da çok var. Yani 500 puan istiyor usta seviye almalarına. Yapma etme gözünü seveyim ya. Şuradan bir 5 adam daha al. Bu arada bizim adamlar şurada bir şifa mantarı kırsınlar. Canlarını doldursunlar. Ama karma ordu yapıp üzerlerine gidebilirim milletin. Bu güzel. Şöyle bir balta atıcıları şuraya getirelim. Yan taraftan saldırı yemesek bari. Şuraya birkaç tane daha şövalye konuşlandıralım.
Komple şu orduya bir numara diyelim. Ama bunların yanına birazcık daha balta atıcısı ekleyelim. Tamam. Burası komple bir numara. Şurası komple bir numara. Yan tarafa girersek çok hasarla ayrılırız. O yüzden yan tarafa girmek istemiyorum. Yukarı tarafı bir elden geçirelim. Yukarıyı elden geçirirken de bir yandan şuraya bir 5 işçi daha at bakalım. Yukarıyı ele geçirelim. Yukarıyı ele geçirmekle beraber bizim balta atıcıları oraya isabetli atış yapacaklar da ben o günü göreceğim. İsabetli atış yapıyorlar ama düşman ordusunun bizimkileri eritme hızına bakar mısın? Ya bizim arkadaki haberler baltayı atana kadar şövalyelerin canını okuyorlar ya. Tamam şunu da indir. Gel bakayım şu aşağıdan bir şifa mantarını kıralım. Bizim şövalyeler falan da çalışıyorlar da dediğim gibi çok efektif değiller ya kesinlikle. Yani canlarını falan doldurmayı başardık ama her zaman dediğim gibi ya en temizi okçu ordusu muhtemelen. Yani yapabileceğimiz en temiz hamle sağlam bir okçu ordusu kurmak. Sağlam bir okçu ordusu dışında çıkar yol gözükmüyor çünkü bize. 100 odun 150 yiyecek. Odun ihtiyacını karşılamak kolay aslında. Şuraya da bir 15 adam verelim. Bu grup bir şöyle gelsin, şu alt katı bir temizlesin. Alt katı temizledikten sonra yukarıyı da temizlesin. Rahat rahat oturalım. Buraya gelebilecek saldırı ihtimaline karşı zaten şuraya sur çektik. Hatta bu surun kademesini böyle belki bir tık arttırabiliriz diyeceğim ama böyle bir girişimde bulunmayalım. Aşağıyı ve yukarıyı temizleyip şuradan heal'ımızı aldık mı zaten geri kalanı çorap söküğü gibi gelecektir. Bir yandan da base'imize şöyle keyifli bir ordu kuralım. Siz 2 numarasınız. 9 tane okçum var burada. Güzel. Bu base'imize kurduğumuz keyifli ordu şu yukarıyı da temizleyeceği için 1 numara şurada durabilir şimdilik. Yani bir sıkıntı olduğunda burada surları tutsalar yeter zaten bize. Şimdi şöyle bir aşağı saldırsın bizimkiler. Abi balta atıcının şövalyeye karşı hiç şansı yokmuş bu arada ya. Hiç şansı yok hiç. Abi yani sıfır olabilir mi? Bir çar harbiden sıfır. Tamam şimdi buradan yukarı çıkıyorsunuz aslan parçaları. Buradan sizin göreviniz yukarıyı almak ama bir saniye. Yukarıyı almadan önce şu şifa mantarını bir kırın. Gel buraya gel. Beygir. Tamam diğer elemanın da canı dolsun. Şurayı bir kır. Buraya bir adam akıllı asker yerleştirelim. Şuranın da şöyle bir duvarını upgradeleyelim. Galiba bu çocuklar bizi biraz haşladı. Ne diyorsunuz? Bir miktar haşlandık ama hala iyiyiz ya. Burayı kendi himayemiz altına aldık mı? Muhtemelen almışız, tamam. Şimdi buradan yukarıya gidecekler, yukarıdan da şurayı kıracaklar. Ama bunu yapmadan önce şurada bir 15 tane adam çalıştırtabilir miyim? 5 adam burada. 5'ten fazla oldu galiba burası, bir saniye. 11 kişi, 4 kişi daha gelecek. Sağlam bir ekonominin temellerini atmaya çalışıyorum. Burada 15 kişi çalışıyor. Burada 15 kişi çalışıyor. Ha burada zombiler falan çıkıyor şeylerden. Tamam, zombiler öldükten sonra tekrar 60'a sabitlenecek o sayı. Sıkıntı yok. Güzel. Okçu sayısını bir arttıralım. Merhaba okçular. Bir hepinizi alabilir miyim buraya? Teşekkür ederim. Şöyle bir okçu sayısını arttıralım elemanların. Şuraya da bir 15 adam gelecek ama öncesinde şunu bir haklayalım. Balta atıcılar gerçekten tırt bu arada ya. Yani bunlara harcayacağım odun masrafına gidip bal kabağı falan basıp daha fazla muhafız alsam, ne bileyim daha fazla asker bassam gerçekten çok çok daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, 15 adam da burada çalışıyor. Ordu bir şuraya gelsin. Şimdi bir saniye. Burada bayağı boşluğa düşecek eleman var. Bu boşluğa düşecek elemanlara bal kabaklarını bir verelim. Onlar bal kabaklarıyla oyalansınlar. Üstüne üstlük şuralara şöyle bir banka atalım.
Bu bankalar gerçekten iş yapacak. Şuraya da banka atılabilir. Buraya yukarıdan akın gelmez zaten. Şu grubu bir miktar kuvvetlendirebiliriz. Ki oldukça kuvvetlendi. Şöyle yanlarına bir tane healer verebiliriz. Gerçi bu healer birazcık pohpohlamaya yönelik hareket oldu ama. Çünkü yani şu okçu grubunun arkasına healer vermek çok çok daha mantıklı. Ama bir saniye bakalım. Bir doğal seçilim yaşansın. Güçsüz olanlar bir elensin bakayım. Şimdi şu kapının ardına gelebilecekler mi bakalım. Saldırı yiyoruz. Nereye saldırı yiyebiliriz? Ana base'e saldırı yiyebiliriz. Yukarı saldırı yiyormuşuz. Güzel. Allah bizim ordu bunları da tutar. O barbar kampını salla. Barbar kampına kim gelirse gelsin. Güzel. Bu ordu kendini ispatladı. Bir miktar seviye aldı. Gayet iyi. Şimdi bizim şeyin preslerin buraya gelmesi gerekiyor. Şöyle bir healerları buraya alalım. Sonra okçu sayısını bir iyice arttıralım. Abi okçu grubu yapabileceğin en baba şey. Gel bakayım şimdi şu yukarı tarafı bir ele geçirelim. Abi balta atıcılar gerçekten leş gibi bu arada ya. Ya balta atıcılar hakikaten çok kötü. Gelin bakayım buraya. Buradan da yararlanılabilir. Buranın veli nimetlerinden de faydalanılabilir. Aşağıya da yerleşebiliriz aynı zamanda. Şu yukarıya da banka atmamamız için hiçbir sakınca yok. Healer'ları ben bir 4 numara olarak atayım. Healer'lar bir şurada dursun. Bizim nerede 2 numara? Burada. Güzel. Healer'lar arkalarında dursun. Şimdi şuraya da ben bir 15 adam istiyorum. Güzel. Şu yan tarafı bir temizleyin bakalım. O büyücüler niye aşağı doğru kastılar ya? Tamam. Bu bizim attığımız ok onlara sağlık puanı verecektir bizimkilere. Ki bu iyi haber. Bir numaralı grup bir buraya gelsin. Şuraya da bir banka atalım. Bu arada çok sağlam bir ekonomiye sahip olacağız muhtemelen. O yüzden endişe etmemizi gerektirecek bir durum yok. Çünkü bütün bölgelerde fazlasıyla askerlerimiz çalışıyor, adamlarımız çalışıyor. İşte et ihtiyacı için her yerde adam çalışıyor. O açıdan sıkıntı yok. 1500 yiyecek 1200 altın. O 1200 altın da gelir. Şimdi şu yukarı tarafı mıhlayabiliriz komple. Yani yukarıları temizleyebiliriz. Ki bunu yapmamamız için hiçbir neden yok. O yukarı tarafları falan temizleriz. Buradaki adamlar da seviye almış vaziyetteler. Gayet iyi. Okçu sayısını arttırabilirim. Ki okçu sayısını arttırmamda hiçbir sakınca yok. Okçu sayısını arttırmaya devam edelim. Ve şimdi buradaki 2 numaralı grup şurayı bir tarasın bakayım. Tamam, bir onlar sıkacak bir biz sıkacağız. Hadi bakalım. Upgrade'iniz de var sizin. Karşılıklı okçu savaşı sıkıntı ya. Şimdi buraya bir gel. Buradan yan tarafa da saldırılır. Ama önce. Belki bir adama eğitim versem çok daha faydalı olacak ama. Ben okçularımı grup halinde eğitmeyi seviyorum. 4 numara gel buraya. Bu elemanlar bir can versin bizimkilere. Şöyle bir kılıç kalkanını da upgradelesin herifler. Artık buraya da altın yerleştirilebilir. Yani burası da gayet güvenli bir alan. Biz bulduğumuz her yere altın yerleştirmiş vaziyetteyiz zaten. Ve aşağı yukarı her yerde çalışıyoruz. Şimdi yan tarafı yıktıktan sonra buralarda da çalışmayıp banka atmamak için hiçbir sebep kalmayacak. Druid'i yıkar mısınız? Tamam, Druid yıkıldıktan sonra da bir şey yok. Bir numara senin görevin bura. Ne yapıyorsun? 4 binayı helleyebilir misin? Evet bak binaya tek tıkla hel attık.
2 numarayı alalım burada. Şimdi şuradan gelebilecek tehlikelere karşı savunmasızız. Bu yüzden burayı şöyle bir upgradeleyip buradaki bölgede de bir 15 adam çalıştırıyorum. Güzel. Burada da 15 adam çalıştırıyorum. Çalıştırmamam için hiçbir sebep yok. Ve buralara da ben şimdiden bankayı yerleştiriyorum. Zaten hali hazırda güvenlik önlemi almış vaziyetteyim yani. Adamlar ne yapabilirler ki? Hatta burada bile 15 kişi çalıştırıp banka atmaya başlayabilirim ki başlıyorum. Ama benim adamlarımı vururlarsa o kötü olur. Şimdi şu okçu sayısını bir iyice patlatalım. Tamam, bizimkiler temizler geri kalanını ya. Ya illa ki arada kayıplar veriyoruz da healerlarımız var. O healerlar arada zaten bize arka çıkarlar. Gel buraya. Healerlar gelsin şöyle. Aa, hiçlik yaratığı. Bir tane hiçlik yaratığı basıp ortalıkta dolandırabilirim. Şimdi bir saniye, bu healerların sayısını bir iyice arttıralım. Ne kadar sağlıkçımız var? 9 tane sağlıkçımız var. 10 tane olsun. 10 tane yapamıyorum. Tamam, 10 tane. Bu sağlıkçılar benim okçu grubumun sağlığından sorumlular. Bu arada mantarları ateş edersek herhangi bir şekilde ayvayı yiyebiliriz. Ki düşmanı durdurmak için de en verimli yollardan birisi mantardı ama... Tamam, cadılar gelip bizi uyutmadan burayı da durdurduğumuza göre şurayı alalım. Aa, vampir falan çıktı oradan, tamam. Vampir, seni almıyoruz kardeş. Şimdi buradaki okçuları getirip şuraya yiyebilirim. Okçuları ve healerları. Çünkü buralarda bir iş kalmadı. Ops, şunu bir yık. Tamam, güzel, gel buraya. Buralarda bir iş kalmadı. Şimdi buralara 15'er tane adam yerleştirebilirim hiç sıkıntısız bir şekilde. Ben her yere elimden geldiğince adam yerleştirmeye ve banka atmaya çalışıyorum ki bu bankaların hepsi ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak. Zaten şu balıkların olduğu yere pek fazla dokunmuyorum. Orayı dokunmamı icap ettirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece et kaynağı verirler. Ona da çok ihtiyacım yok şu an. Oo, yukarıda rakip ordunun kalesi var. Benim keseceğim dev burada mı? Burada. Ha, çok erken bitirebilirim çemberi ya aslında. Ama dur bakalım. Önce biraz aşağılardan başlayalım. Sağ solu temizliğe temizliğe gelelim. Nasıl olsa ilk dalacağı yer bura. Şimdi önce bir şuraya hakim olalım. Hiçlik yaratığı kullanmak istiyorum ben. Ama hiçlik yaratığını böyle bir yere kullanamam. Yani hiçlik yaratığını basit bir yere kullanmam lazım. Şu karşı taraf falan kalabalık. Buranın kalesi falan filan var. Şöyle şu yukarıyı bir indirelim aşağı. Abi gerçekten çift taraflı saldırı mı yiyorum şu anda? Güzel yedik çift taraflı saldırıyı. İyi iyi, gelişiyoruz. Yani bizim için iyi alamet. Şimdi bu hiçlik yaratığının olayı ne? Bir şeyi öldürdüğünde yeni bir şeyler geliyordu galiba yanına. Aşağıdaki canavarlara saldırtabilir miyim? En önemli sorulardan biri bu ve hiçlik kraliçesi maalesef upgradelenmiyormuş arkadaşlar. 300 canı var. 3000 canı var. Ne 300'ü? 3000 can. Usta ne yapıyorsun ya, 3000 can. Birazcık daha okçu alalım. Kesinlikle aldığım okçu sayısının az olduğunu düşünüyorum. Abi bir ok sıktığımızda böyle güneşi kapatıyoruz herhalde ya. Bak güzel, hiçlik yaratıkları, şey hiçlik yaratığı etrafına minyon spamlıyor. Hiçlik yaratığının tek başına gücü zaten 1000 küsürlerde ya. Abi gel bakayım şurada. Okçuları falan iyi geliştirdik bu arada.
Okçu taktiği yöntemizi ya. Birader aynı şekil. Sizi buradan bir uzak tutalım. Gelmenizi önleyelim. Ondan sonra bazı upgrade'lerinizi verelim. Bak orada adam çalıştırmıyorum. Adam çalıştırdığım yerlerde ve işçilerimin boş durduğu yerlerde böyle bir bal kabaklarıyla et kazanmak istiyorum da. Şimdi tamam, adamlarını bir geri tut. Şu kaleyi bir kır. Ondan sonra yukarıyı kır. Abi giden ok akınını görebiliyor musun? Kapıya niye sıkıyorsun? Kapıya sıkma. Kapıya sıkma, kapı senin dostun. Hiçlik yaratıkları bile gelmişler buraya. Healer'lar da hiçlik yaratıklarının orada dursun. Buranın tek sıkıntısı ölen zombiye dönüşüyor. Tamam, gel bakalım buraya. Şimdi. Direkt adama fokuslansak adamı indirirler mi acaba? Ama dur bir saniye. Ne olur ne olmaz ben işimi sağlama alacağım. Son seviye kaleyi yap. Şurada bir adama fokuslan. Bak dev yine kapıya sıkıyor da. O kadar başarılı olamıyor ya. Okçu ordusu her türlü ön planda abi. Okçu ordusu her türlü ön planda. Yani okçulardan oluşan bir ordun varsa canavar avı modunda da fetih modunda da her şeyle iş yapabiliyorsun ya. Mühim olan o okçuları geliştirebilmek ve bu vesileyle canavar avındaki devi de avladık. Çok ender bir hazine geldi hazine sandığıma, gördünüz mü? Bu devden sonra ne avlanabilirmiş? Devden sonra da Şeytani Ingeborg. Bunlar Apex Monster DLC'si ile gelen canavarlar. Ama güzel anladık. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki Sorsalan Paris bölümlerinde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.